Merhaba, Bahçe Sanatı'ndan Hülya. Bugün telgraf çiçeklerinin kraliçesi olan mor telgraf çiçeği, yabancıların Purple Queen dedikleri Transcendentia üzerine konuşacağız. Bakın, bu gördüğünüz telgraf çiçeği diğer telgraf çiçeklerinden farklı olarak, bu gördüğünüz, bildiğiniz çizgili olan telgraf çiçeği, bunun başka bir iki türü daha var. Daha doğrusu çok türleri var da hani bizim Türkiye'de çok bildiğimiz türleri. Bu onlar için de aynı tür, fakat bunlar güneşi sevmez. Bu güneşi en çok sevenidir. Peki bu telgraf çiçeği güneşi sevdiği zaman ne oluyor? Size çok güzel böyle uçlarda mor çiçekler açıyor. Şimdi evinizde böyle bir telgraf çiçeği varsa bunu çoğaltmanız da çok kolay. Bakın, diğer telgraf çiçekleri gibi birkaç boğum aşağıdan kırıp suya sokarak, ya da yapmanız gereken böyle bir saksı içinde bu şekilde olsun istiyorsanız, uzadıkça uçlarından koparın. Hem kendisi dibinden çıkarır, hem de isterseniz o kopardıklarınızı ya suya ya da içine sokarak çok rahat çoğaltabilirsiniz. Çok sorunsuz, çok güzel bir bitki. Yarı gölgede de olur ama en az günde 1-2 saat güneş görmesi şart. Böyle kompakt hale getirip hem iç mekanda hem aslında dış mekanda daha fazla kullanacağınız bir bitki. Ben bir özelliği bütün telgraf bitkilerinin kışın donmaları. O yüzden eğer sıfırın altında birkaç dereceyi geçiyorsa havanız, telgraf çiçeğinizi dışarıda bırakmayın. İçeriye alın. İçeride böyle çok güzel belli bir 20 derecelerde falan ya da 15 derecelerde tutabilirsiniz. Çok sıcak da, o da ısısı çok sıcaksa telgraf çiçeği sevmeyecektir. Çünkü telgraf çiçeği aslında bir dış mekan bitkisi. O yüzden bahçelerinizde yaz oldu mu muhakkak telgraf çiçeklerinizi dışarı alın ve diğer bitkilerle de çok rahat kombine edebilirsiniz. Şimdi bu telgraf çiçeği, düşünün ki bu güneşi seven bir telgraf çiçeği. O yüzden çok rahat sardunyalarınızla ya da diğer güneşi seven bahçe bitkilerinizle de karıştırıp böyle sarkan bir görüntü elde edebilirsiniz. Çok zahmetsiz bir bitki. 3-4 günde bir kere sulamanız yeterli. Ayrıyeten çoğaltmasını da anlattım. Senede bir ilkbaharda, bir de ilkbahar sonunda beslerseniz çok mutlu olur ve size çok güzel mor çiçekler açar. Kanalıma abone olmayı, beğen basmayı unutmayın. Hoşça kalın.